Şimdi İrem Hanım, tabii Türkiye terörle mücadelesini 40 yıldır sürdürüyor. Bu 40 yıllık terörle mücadelesinin en önemli ayaklarından birisi de Kuzey Irak'tır. Yani bataklığın kurutulması. Eğer Kuzey Irak'ta bir yaşam alanı terör örgütü kendisine bulamazsa yurt içindeki eylemleri ve yurt içinde yaşama şansı da yok. Bunu tabii terör örgütü bildiği için Kuzey Irak'ta hem lojistik altyapısını hem oradaki eğitim sistemini hem orada barınma alanlarını oluşturuyor. Aynı şekilde İran'da da bu yönlü bazı alanlarda barınma sahaları var. Kuzey Irak'ta terör örgütünün en önemli barınma alanlarından birisi. Tabii Türkiye yurt içindeki operasyonları kadar Kuzey Irak'taki operasyonlara da ağırlık veriyor. Vermek zorunda. Yani az evvel ifade ettiğim gibi bataklığın esas olan kurutulması. Şimdi bu kapsamda hatırlarsak 2018 yılında bir kararlılık operasyonu başlatılmıştı Hakurk bölgesine. Yani Irak sınırımızın en doğusu Hakkari Şemdinli'nin hemen karşısı. Şimdi daha sonra Pençe 1, Pençe 2 ve 3 şeklinde yani doğudan batıya doğru. Şimdi haritada da görülüyor. Avaşkan yani Hakur, Avaşin Basyan, Zap, Metina hattına doğru bu Sinat Haftanı'nın da dahil yani Metina'nın hemen o da batısında olacak bölgeyi de kapsayacak şekilde operasyonlar genişletildi. Gara'yı da içerisine alacak şekilde yine bu haritada da görülüyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Terör örgütünün Irak sahasındaki hareketliliğini İrem Hanım 24 saat Türk Silahlı Kuvvetleri karadan havadan gözetliyor ve takip ediyor. İstihbarat unsurlarıyla da bizzat sahada cari olarak takip ediyor. Eğer bir tehdit gelişir ve bunların uygun zaman ve yer hasıl olduğunda da Türk Silahlı Kuvvetleri gerekirse havadan, karadan veya ateş destek vasıtalarıyla veya birleşik bir harekatı icra ediyor. Şimdi bugün Metina özelinde bu operasyona baktığımızda Metina hemen bizim Şırnak Uludere'nin karşısında 15-20 kilometre derinlikteki bir terör örgütünün barınma alanı. Burası yani Çukurca'nın hemen karşısındaki Zap bölgesi vardır. Zap'la doğu batıya doğru gittiğimizde Sinat Haftanin'le arasında kalan bir bölgedir. Yani aslında Irak sınırımızın aşağı yukarı orta bölgesi diyebiliriz bir diğer ifadeyle. Şimdi bu bölgenin bir özelliği var. Terörist unsurların hem doğu batı istikametindeki intikallerini ve geçişlerini sağlar. Aynı zamanda Şırnak Uludere üzerinden yurt içine geçişleri. Eğer burada sıkışırlarsa Avaşin Basyan istikametine veya Zap bölgesine geçip Çukurca üzerinden veya Hakkari bölgesi üzerinden, Dağlıca üzerinden yurt içine girerler. Tabii sınırımıza yakın bölgede 20-25, 25-30 civarında olduğu saha bilgisi aldığımız rakamlar bunlar. Bir terörist unsurların Metina bölgesinde toplandığına dair bilgi. Tabii bunların etkisiz hale getirilmesi için yapılan bir operasyon. Ama aynı zamanda bu bölgeye yapılan operasyonla birlikte bu bölgenin doğusundaki Avaşin Basyan'da da bazı hareketlenmeler olmasıyla birlikte terörist unsurların bu bölgenin de ateş altına alındığına dair bilgiler var. Yani kısacası ne oluyor burada? Şu, Türk Silahlı Kuvvetleri sınır güvenliğini daha ileriden koruma ihtiyacı var. Kuzey Irak'ta geçici üsleri genişletmek suretiyle alandaki yerleşmesini daha kalıcı hale getirmeye ihtiyacı var. Aynı zamanda buradaki unsurlarını 24 saat yaz kış yani yıllarca gerekirse kalacak şekilde bir alan açılması ihtiyacı var. Ama bunun sonu nereye doğru gidecektir? Gitmesi gerekir İrem Hanım. 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Türkiye, Irak sınırını daha güvenli bir alandan geçirecek, daha derinlikte kara hattı olabilir. Bu bölgeye kaydırılma ihtiyacı var. Bu merkezi Irak'ın, Irak devletinin sorumluluğuna ait. Eğer terör örgütünü Barzani ile birlikte ortadan kaldıracak güçleri varsa kaldırsınlar. Yoksa Türkiye bu sınır hattını daha derinliğe taşıma ihtiyacını hissedecektir. Şimdi bu alandaki operasyon
40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Neticede sahada kalıcı, geçici adına ne dersek diyelim üst bölgeleri tesis ediliyor. Terör örgütünün buradaki hareket kabiliyeti kırılmak isteniyor. Çünkü buradaki hareket kabiliyeti baskı arttırıldıkça terörist unsurların yurt içine geçişleri de engellenecek. Buradaki barınmaları da ortadan kaldırılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri bu stratejiyi ve konsepti uyguluyor. Ama teröristler bu bölgedeki terör unsurları biz de bölgede varız şeklinde kendi tabanlarına da bir mesaj vermek adına bölgede zaman zaman eylem düzenlemek adına hareketli hale geçiyorlar bunlar İrem Hanım. Bu 20-25 kişilik grup da muhtemelen sınırımıza yakın bölgede olduklarını da değerlendirirsek oradaki sınır karakollarımıza, üst bölgelerimize saldırı hazırlığında olabilirler. Çünkü Kuzey Irak sahasını terk etmediklerini, onların da o alanda var olduklarını ispatlamak adına bu tür eylemlere girişebilirler. İrem Hanım bunun da önlemesini Türk Silahlı Kuvvetleri böyle operasyonlarla almış oluyor. Evet.